Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma geldiniz. Bugün sizlerle MUBA yayınları Fasükül Soru Bankası 6. Fasükül sayfa 26'daki sorularla dersimize devam ediyoruz. İşte ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Arkadaşlar sorumuzu A, B, C aynı grafikle aynı denkleme olduğu için şöyle büyütüyorum. E eşittir eksi 2x artı 8 yukarıda bir doğrusal ilişkinin denklemi verilmiştir. Buna göre x eşittir eksi 2 için y'nin değeri kaçtır diyor. Gençler bize verilen denklemde x gördüğümüz yere eksi 2 yazacağız. E eşittir eksi 2 çarpı x yerine eksi 2 yazıyorum. Artı 8. Buradan gençler y eşittir. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsak 4 yapar. 4 artı 8'den y'nin değeri 12'dir. B'de buna göre y eşittir. Eksi 10 için x'in değerini istiyor. Gençler denklemde y gördüğüm yere eksi 10 yazıyorum. Eksi 10 eşittir. Eksi 2 x artı 8 oldu. Eksi 2 x'i yalnız bırakmak için bu sol tarafa bu sağ tarafa alırsak eksi ile uğraşmayız gençler. 2x eşittir. 8'in yanına 10 geldim. Buradan 2x eşittir 18 ise x'in değeri 18'i 2'ye bölüyoruz. 9'a eşit olur diyoruz. Evet, x'in en küçük doğal sayı değerini aldığında y'nin değeri kaç olur diyor. Gerçi biliyorsunuz en küçük doğal sayımız evet arkadaşlar 0'dı. O halde x yerine 0 yazacağım. E eşittir eksi 2x artı 8'de. E, x yerine 0 yazarsak y eşittir. Eksi 2 çarpı 0 artı 8 olur. Buradan y'nin değeri eksi 2 ile 0 çarparsak 0 olur. 8'i toplarsak da y'nin değeri 8 olur diyelim. Evet devam edelim 8. sorumuza bakalım. Evet gençler 8. sorumuzda bir taksinin taksimetre açılış ücreti 15 TL'dir. Taksimetre daha sonra gidilen her bir kilometre için gençler 10 TL ücret almaktadır. Buna göre bu taksiyle 30 kilometre yol giden bir kişi kaç lira öder diyor. Gençler öncelikle ödeyeceği ücrete nereden başlıyoruz? 15 TL açılış ücreti var. Hadi 15 artı 1 km'de 30 10 lira öderse 30 kilometrede 30 çarpı 10 öder. Buradan 15 artı 300'den toplamda 315 TL ücret öder diyoruz. Evet, alınan yol x gençler ile ödenen ücrete y dersek doğrusal denklemi istiyor. O halde gençler y eşittir. Başlangıçta gençler açılış ücreti 15 liraydı. 15 artı 1 kilometrede x liraya 10 lira öderse x kilometrede gençler 10 x öder. Y eşittir 15 artı 10 x de doğrusal denklemimiz olur. Taksiciye 145 TL ödeyen bir yolcu kaç kilometre yol gitmiştir? Gençler bu denklemde e, ücret yerine yani y yerine 145 yazacağım. 145 eşittir. 15 artı 10 x bizim denklemimizdi. Burada 10 x yalnız bırakmak için 15'i öncelikle 145'ten çıkarıyorum. 145'ten 15 çıkartsam 130 kalır. 130 eşittir 10x ise x'in değeri 130 bölü 10'dan 13'tür. Demek ki gençler yani işte 13 kilometre yol gitmiştir diyoruz. Bu taksi ile 30 kilometre yol alan bir müşteri ile 20 kilometre yol alan bir müşterinin ödedikleri ücretler arasındaki fark kaçtıradır? Gençler yani işte burada ayrı ayrı denkleme yapabiliriz ama şöyle diyelim. Açılış ücretleri eşit olduğu için o halde 1 kilometredeki fark Gençler buradaki e, aradaki farkı eşit olacak. Yani 30 kilometre ile 20 kilometre arasında aslında 10 kilometrelik fark var. En evet, kısa şekilde böyle yapalım. 1 kilometreye 10 lira ödenirse 10 çarpı 10'dan sonuçta 100 TL'lik fark oluşur deriz gençler. İstersek tabii ki Y eşittir 15 artı 12'si ayrı ayrı hem 30 hem de 20 kilometreye uyarlayarak sorumuzun çözümünü o şekilde de yapabiliriz. Evet bir sonraki sorumuzda devam edelim. 9. dokuzuncu sorumuzda Elif kibri çöpleriyle bir örüntü oluşturmuştur. Elif'in oluşturduğu örüntüdeki adım sayısı x ve kullanılan kibri çöpü sayısı y arasındaki doğrusal ilişki istiyor. Gerçi birinci adımda 4 tane kibrit çöpü kullanıyor. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Hibrit çöplerin artış miktarları gençler bakın 3 üçer, üçer artıyor. Normalde y eşittir. Artış miktarını x'in önüne katsayı olarak yazdım 3x. Birinci adım yerine gençler. Yani x yerine 1 yazarsan 3 ile 1 3 olur. 4'ü elde etmek için 1 ekleriz. O halde doğrusal denklemimizde y eşittir 3x artı 1 olur. Ve buradan da boru seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet 13 sorumuzda içinde 8 litre çay bulunan silindir şeklindeki demliğin alt tarafında bulunan musluklardan her saatte 200 mililitre çay dışarı damlamakta. Ve böylece bir süre sonra demliklerin demlikteki çayın tamamı boşalmaktadır. Buna göre bu demliğin içinde kalan çay miktarının zamana göre değişimi gösteren grafik hangisidir diye soruyor. Gerçi önceki 8 litre Mililitre gerçi her saatte 200 mililitre azaldığı için mililitre çeviririz ve 800 8000 mililitredir. Bir saatte gerçi 200 azalıyor 8000'in tamamen bitmesi için 8000'i 200'e bölersek böyle sıfırlara atarız. 80'i 2'ye böldüm. 40 saat geçmesi gerekir tamamen bitmesi için. 40 saatte biter diyoruz. O halde başlangıçta gençler 8 litre olacak. C'de gençler 8 litre var ve zaman olarak 40 saatte gençler tamamen biter diyoruz. Bundan dolayı C seçeneği de sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet 11 sorumuzla devam edelim evet, bu e, Mehmet ve Berra ellerinde yüksekliklere eşit olan e, balonları bırakacaktır. Balonlar bulundukları yerden e, doğrultuda yukarı yükselmektedir. Balonların zamana bağlı yükselişi doğru yukarıdaki grafikte verilmektedir. Grafiğe göre 30 saniye sonra balonlar arasındaki yükseklik farkı kaç santimetre olur diyor. Gençler öncelikle şöyle yapalım. E buna birinci grafik, buna birinci balon, buna ikinci balon dediğim düşünelim. Buradan gençler istersek doğrusal denklem olarak yazabiliriz. 10 saniyede gençler birinci balon 90 santimetre yükseliyor. O halde 1 saniyede gençler 9 metre yükselir. O halde y eşittir. Y der buraya x dersek 10 saniyede 90'sa 1 saniyede gençler 9 metre yükselir. Yani 9 x yükselir. Diğer grafiğe baktığımız zaman gençler 10 saniyede 30 yükseliyor. O halde y eşittir. 30'u 10'a bölersek 3 x yükselir. Gençler burada x yerine 30 yazdığımı düşünürsem 9 çarpı 30'dan 270 santimetre olur yüksekliğim. Yine 30 yazarsak 3 çarpı 30'dan 90 santimetre olur. Aradaki farkı istediği için 270'den 90'ı çıkartırsak 80 santimetre fark olur diyoruz. Ve denizli cevabını işaretliyoruz. Evet devam edelim bir sonraki sorumuza bakalım. Evet arkadaşlar 12 soruya baktığımız zaman aşağıdaki grafik aynı anda yanmaya başlayan iki mumun zamana bağlı olarak boylarındaki değişimi göstermektedir. E, birinci sorumuzda gerçekten mumların boyları kaçın saatte eşit olur diyor. İkinci sorumuzda da B'deki soruda da kaçın saatte birinci mumun boyu ikinci mumun boyundan 8 santimetre daha uzundur diye soruyor. Gerçekten burada öncelikle ayrı ayrı denklemlerimizi yazalım. Birinci mum için bakıyorum. Birinci mumu gençler mavi ile gösteriyordu. 24 cm uzunluğunu 12 saatte sıfıra geliyor gençler. Yani 1 saatte 2 azalır. O halde birinci mumda eğer y eşittir dersem 24 eksi 1 saatte 2 azalıyorsa x saatte 2x azalır. 2 x azalır. İkinci mumda denklemimizi yazalım. y eşittir. 36 ile başlıyoruz. 36 eksi 6 saatte bitiyorsa gençler 36'yı 6'ya böleriz. Ve 6 x'i tamamen biter deriz. 36 6x olur. Buradaki denklemimiz. E ne zaman eşit olur dedi gençler. O halde bu denklemleri eşit olarak yazacağız. 24 2x eşittir. 36 6x olur. Burada eksi 6x'i buraya 24'ü buraya alacağım. Eksi 2x artı 6x eşittir. 36 eksi 24 oldu. Arkadaşlar 4x 12 ise x'in değeri burada 3'tür. Demek ki 3 saatte gençler eşit olur diyoruz. Kaçıncı saatte gençler birinci mumun boyu ikinci mumun boyundan 8 santimetre uzundur. Birinci mumun denklemi gençler 24-2x'ti. İkinci mumda gençler 36-6x'ti. eksi Bakın birinci mum daha fazla olduğu için gençler eşitliği sağlamak için buna 8 eklersem işlem kolaylığı bulmuş oluruz. Ben dersem gençler 24-2x'i aynen yazdım. 36-8 daha 44 yapar. 44 eksi 6x oldum. Buradan eksi x eksi 6 xi sağ tarafa 24'ü sola alacağım. Eksi 2x artı 6x. 44 eksi 24 oldu. Buradan 4x eşittir 20 ise x'in değeri gençler 5'tir. Demek ki 5 saat sonra aralarındaki fark evet 8 santimetre olur deriz. Evet gençler devam edelim bir sonraki sorumuza bakalım. Evet gençler iki farklı telefon aynı anda şarja takılmış ve zamana bağlı olarak donluk oranları verilmiştir. Birinci telefon şarjı kaç dakikada dolar diyor. Gençler birinci telefon pembe ile gösteriliyor. Başlangıçta yüzde 10 şarjı var. Bakın 46'ya gelmesi için yüzde 36 dolmuş 12 dakikada yüzde 36 dolarsa şöyle yazalım gençler 12 dakikada 36'sı doluyorsa. Gençler peki buradaki e, şu anda zaten yüzde 10'du. E, geriye 90 kaldı bakın. Yüzde 10'u çıkartırsam aslında 90 dolması gerekir. O halde 90'ı kaç dakikada dolar diye orantımızı kuracağım. Evet buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 36x eşittir. 12 çarpı 90 olur. Buradan her iki tarafı 36'ya bölersem 36'yı böldüm gençler. 1/3 bölü oldu. 90'ı 3'e bölersek 30 dakikada dolar gençler. Peki, birinci telefon 30 dakikada tamamen şarj olur. Peki. E'ye baktığımız zaman birinci telefonun şarjı tam dolduğunda ikinci telefonun şarjının tam dolmasına kaç dakika vardır diyor. Gençler yani o halde birinci telefon zaten 30 dakikada doldu. Biz ikinci telefonun dolma süresini bulursak aradaki farkı bulabiliriz. İkinci telefon için gençler. Başlangıçta 22 idi. 46'dan 22'yi çıkaracağım. Yani %24 gençler. Bakın %24'ü 12 dakikada doluyor. Bir yazalım gençler. %24'üm. 12 dakikada dolarsa boş olan kısım gençler %100'den %22'yi çıkartırsam %78'dir. O halde %78'i Kaç dakikada dolar diyorum. Gerçi buradan yine içler dışlar çarpımı yaparsak 24x eşittir. 78 çarpı 12 olur. Buradan her iki tarafı 24'e bölersem 12'yi 24'te sadece 2 kaldı. 78'i 2'ye bölersek 39 dakikada dolar. Evet. ikinci telefon diyoruz. E zaten gerçekten aradaki farkı istemiştik. 30'dan 30'u çıkartırsak Birinci telefonda dolduktan sonra gençler 9 dakika sonra ikinci telefonda dolar diyoruz. Devam edelim 14. sorumuza bakalım. Evet 14. sorumuzda Recep 420 km uzunluğundaki bir yolu aracıyla sabit hızla gidiyor. Geçen süreye göre alan ve gidilen yolu gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre Recep bu yolun tamamını kaç saatte gider diyor. Gençler bakın burada 7 7 saatte. Şurada eşitlendiğine göre gençler. Yani gidilenle kalanın eşit olması demek burası gençler 210 kilometre demektir. Yani 7 saatte 210 kilometre gidiyorsa tamamı için gençler yine 7 saat daha geçmesi gerekir. 7 saatte 210 kilometre giderse 420 kilometre için 2 saat gerekir diyoruz. Buradan 210x eşittir. 420 çarpı 7'den. Her iki tarafı gelse 210'a bölersek 420'yi 210'a böldüm. 2 kaldı. x'in değeri 2 çarpı 7'den 14 saatte gider. Tamamını diyelim. Evet. 5 saat sonunda mesi gereken kaç kilometre yolu kalmıştır diyor. İşte 210 kilometreyi 7 saatte gittiyse 210'u 7'ye bölüyorum. Evet bir saatte 30 kilometre gitmiştir. Şimdi 5 saatte gençler 5 çarpı 30'dan 150 kilometre yol gider. Ee, kalan yolu istemişti gençler. 420'den 150 kilometre gittiyse bunu çıkartırsam evet 12'den 5 çıktı 7 3'ten 1 çıktı 2. 270 kilometre yolu kalmıştır deriz gençler. Kalan yolumuz 270 kilometre. Evet 15. sorumuza bakalım. Aşağıda bir otoparka ait ücret tarifisi verilmiştir. Muba otoparkına giden buran aracı e, otoparkta 3 saatten fazla kalmıştır. Parkın saatlik ücreti x ve otoparkta kalınan ücret yani ödenen ücret e, y olduğuna göre aşağıdaki doğrusal denklemler hangisi doğrudur? Gençler e, tabloyu incelediğim zaman ilk 3 saatte ücret almıyor. Yani x saat kaldıysa gençler Ücret ödemeye başladığında evet, x eksi 3 saat geçmesi gerekiyor. Başlangıçta gençler 50 idi. O halde y eşittir 50 lira ödedik artı. Ücret ödediğimiz saatler gençler x eksi 3 saat ve bu saatten sonra da gençler ne yapıyoruz? 3 saat sonunda yani x eksi 3 saati 15 lira ödüyoruz. Bakın 15 çarpı x eksi 3 olarak yazılır. Bu ifadeyi gördüğünüz gibi A seçeneğinde doğru yanıt olarak görürüz. Evet, Kemal yüksekliği 7 santimetre olan 5 özdeş barda üst üste koyarak 19 santimetre yüksekliğinde bir kule oluşturuyor. Kemal aynı, boy yani aynı boyutlardaki bardaklardan X tanesini benzer şekilde üst üste koyarak 58 santimetre yüksekliğinde bir kule yapıyor. Buna göre X kaçtır diyor. Yani bardak sayısı kaçtır gençler. Başlangıçtaki yüksekliğimiz gençler bir bardağın yüksekliği 9 santimetre. Bakın 1, 2, 3, 4 bir de altta var gençler 5 tanesini koyunca 19 oluyor. Ama ikisinin arasındaki fark 19'dan 7'yi çıkartırsam 12 cm. Arkadaşlar şuradaki bir tanesinin boy uzunluğunu aradaki farkı bulmak için 12'yi 4'e bölersem her birisi 3 cm. Bunlar 3'er santimetre. Burada denklemi yazmaya çalışırsak gençler y eşittir başlangıçta 7 santimetre vardı. Arkadaşlar başlangıçta 1 bardak çıkardığım için 7 artı diyeceğim. Toplam x bardak varsa x'ten biri çıkaracağım ve bundan her birisi 3 cm e fark oluşturduğu için 3 ile çarparak denklemi yazacağım. Y gençler yani sonuç 58 58 eşittir 7 artı 3'ü içeri dağıtırsam 3x eksi 3 olur. Bunu düzenlersem 58 eşittir. 7'den 3'ü çıkarıyorum. 4 artı 3x oldu. 4'ü sol tarafa alırsam 58 eksi 4 3x ise gençler 3x eşittir 54 olur. Buradan da x'in değeri 18'dir. Demek ki başlangıçtan evet gençler 3. durumda 18 tane bardak iç içe konulmuştur deriz. Evet devam edelim. 17. sorumuza bakalım. Evet 2021 yılında çıkmış gençler bir LGS sorumuz. Sorumuzu okuduğumuz zaman bir fırında çavdar ve buğday unları karıştırılarak ekmek yapımında kullanılan bir un elde edilmektedir. Tohumdaki çavdar ve buğday unu miktarları arasındaki ilişki aşağıdaki doğrusal grafikte gösterilmiştir. Bu fırında yanlışlıkla çavdar yerine buğday, buğday yerine çavdar unu kullanılarak 140-120 kg bir karışık un hazırlanmıştır. Hazırlanan una sadece buğday unu eklenerek çavdar ve buğday unu miktarları arasındaki doğrusal ilişkinin grafiğe uygun olarak uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. Buna göre hazırlanan una kaç kilogram daha buğday unu eklenmelidir? Gençler grafiği incelediğim zaman 3 kilogram çavdara 15 kilogram buğday ekleniyor. Yani ben gençler buraya eğer x dersem bakın buraya 5x eklenecek. Yani buğday çavdarın gençler 5 katı olacak. Birinci tablomuzda çavdar eğer x ise buğday 5x olacak. Gençler burada yanlışlıkla Çavdar yerine gençler buğday, buğday yerine çavdar ekleniyor. Yani 5x çavdar eklenirken x buğday eklenmiş ve toplamda 120 kilogram olmuş. Buradan 6x 120 ise x gençler buradan 20'dir. Demek ki yanlışlıkla gençler buğdaydan 20 eklenmiş. Bakın burası buğday. Çavdardan bunun 5 katı gençler 100 kilogram eklenmiş gençler. Şimdi çavdarı ellemeyeceğiz gençler. Başlangıçta dikkat edersek buğday çavdarın 5 katıydı. O halde yüzün gençler 5 katı. Bakın ne yapmam gerekir? 5 çarpı 100'den 500 kilogram buğday eklemem gerekir. 5 çarpı 100. 500 kilogram buğday eklenmesi gerekiyor. Toplamda. Ama 20 kilogram zaten var gençler. O halde ne kadar daha eklenmesi gerekir dedi. 500'den 20'yi çıkartırsam. 480 kilogram daha buğday unu eklenmelidir ve 480 yanıtı C seçeneğinde doğru cevap olur deriz. <laughs> evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.